about humanity. It's all about humanity.
about humanity.
Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Pro elitlik karşılaşmalarıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta 3 maçı ekranlara taşıyacağız. Bu haftaki konuğumuz Yunus Emre Sevinç olacak. 52 Ordu Spor Kulübü oyuncularından bir tanesi. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. Nasılsın Mustafa? İyiyiz. Nasıl gidiyor hayat? Aa, güzel diyelim. Çok şükür bir hastalık atlattık, Covid atlattık. Geçmiş çok olsun. Şükür iyiyiz. Yayına da geldik, Mustafa gelemediği için onun yerini doldurmaya, boşluğunu doldurmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bakalım doldurabileceksin misin boşluğunu. İlk maçımız 21.45'te. Biz maça geçmeden önce 5. hafta sonuçlarını ekranlara taşıyalım, Hüseyin'den isteyelim. 5. haftada sonuçlar şu şekilde: Göztepe 1, Digital Stars 0, 52 Ordu Spor 2, Gaziantep FK 0, Altay 1, Eskişehir Spor 1, Futbolist 2, Kasımpaşa 1, Sivas Spor 3, Karagümrük 2, 1907 Fenerbahçe 1, Team Aurora 1, AS4E Games Crave 0, İstanbul Başakşehir 2, Adana Spor 1, Bilge Spor 0. 5. hafta sonuçları. Yunus, 5. haftada sonuçlar nasıl sence? Yani açıkçası burada sürpriz sonuçlar var. Zaten 52 Ordu Spor FK Gaziantep maçını burada yayınlamıştınız. Ben de o maçta oynuyordum. Gaziantep favori olsa da biz bir şekilde kazanmayı başarmıştık. Bir sürpriz galibiyet bu diyebilirim açıkçası. Kendi takımım olsa bile. Bunun dışında baktığımız zaman Fenerbahçe, 1907 Fenerbahçe Spor'un Team Aurora ile 1-1 bir beraberliği var. İlk defa puan kaybetti bu maç ile Fenerbahçe. İyi oynadılar ama Aurora açıkçası biraz farklı bir kadro kurmuş bu sene. Biz de hani onlara karşı oynadık biliyorum. Gerçekten iyi bir kadroları var. Yani yukarıları zorlayacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalmaları da bence bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ayrıca bir de Başakşehir'in AS4 Games Crave'i de yenmiş olması 2-0. Bundan tebrik ederim. İlk galibiyetlerini almış oldular. O da biraz sürpriz gibi diyebilirim AS4 Games. Çünkü bu sene gerçekten çok iyi bir kadro kurdu. İstanbul Başakşehir de çok iyi bir takım ama AS4 Games'in bir tık daha favori olduğunu düşünüyorum o maçta. Düşünüyordum. Yunus, hemen 6. hafta sonuçlarına geçelim. Çünkü süremiz kısa, maça az bir süre kaldı. Evet. Maçta zaman zaman yorumlarına renk katacaksın. 6. hafta sonuçları ise şu şekilde: Team Aurora 3, AS4 Games Crab 3, Karagümrük 0, 1907 Fenerbahçe 1, Digital Stars 1, Adana Spor 0, 52 Ordu Spor FK 3, Altay Spor 2, Gaziantep FK 5, Bilgi Espor 1, Kasımpaşa Espor 1, Göztepe Gaming 1, Eskişehir Spor Espor 1, Sivas Spor Espor 2, İstanbul Başakşehir 3, Futbolist 3. Kısa da bir 6. hafta değerlendirmesi alalım senden. 6. haftada baktığımız zaman Gaziantep'in 5-1'lik Bilge Espor'a karşı aldığı bir skor var, gördüğüm, gözüme çarpan. Yani Ordu Spor'da kaybettiği puanı orada telafi etmiş. Kendilerini tebrik ederim. Aurora gene biraz önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe'ye karşı 1-1'lik bir skorla 1 puan kapmayı başarmış. Şimdi de AS4 Games Crave takımıyla da 3-3 berabere kalmış. Yani bu da iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Bayağı kıran kırana da bir mücadele oldu. Zaten Cuma günü canlı yayınlandı bu maç. Bunun dışında baktığımız zaman Eskişehir Spor 1, Sivas Spor 2, Sivas Spor yükselişe devam ediyor. Tek bir beraberliği, bir yenilgisi var. İkinci sırada yer alıyor 13 puanla. Fenerbahçe'yi geçmek için elinden gelenleri yapıyorlar. Fenerbahçe'de 16 puanla şu anda lider, liderliğini koruyor. Namağlup bir şekilde 6 maçta. Burada da baktığımız zaman 1907 Fenerbahçe zaten 1-0 Karagümrük E-Spor'u yendi. Bu haftayı da mağlubiyet almadan bitirmiş oldu. Liderliğini korudu. Puan durumunu da ekranlara getiriyoruz. Puan durumu da şu şekilde: birçok haftamızda lider olan 1907 Fenerbahçe E-Spor bu haftada 16 puanla ilk sırada. İkinci basamakta Sivas Spor
Espor takımı 13 puanla yer alıyor. 3. basamakta Gaziantep FK 12 puanla aynı puana sahip. Göztepe Gaming 4. sırada Futbolist 11 puanla bu takımları takip ediyor. As4A Games Craft 9 puanla, Team Aurora 9 puan, 52 Ordu Spor yine 9 puanda. 2 tane 8 puanlı takım var. Eskişehir Spor 9. sırada, Digital Stars 10. sırada. 11. sırada Karagümrük Espor var 6 puanla. Aynı puana sahip Kasımpaşa Espor 12. basamakta. Altay Espor 5 puanla 13. sırada. 14. sırada İstanbul Başakşehir 4 puanla aynı puana sahip Adana Spor Espor 15. Bilgi Espor ise 6 hafta sonunda hanesine puan yazdıramadı. Onlara da inşallah bir an önce puan alırlar diyelim. Alacaklarını da düşünüyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz maçlarında. Burada baktığımız zaman genel itibariyle İstanbul Başakşehir lige gerçekten beklenenden bayağı kötü başladı. 14. sırada yer alıyor şu anda. En çok şaşırtan takımlardan bir tanesi o beni açıkçası. Daha yukarılarda olmalarını beklerdim. Zaten şu anda belki kötü başlamış olabilirler ama toparlayacaklarını ben düşünüyorum. Öyle ya da böyle. İlk devre olmasa da en kötü ikinci devre yükselişe geçeceklerdir mutlaka. Burada Karagümrük E-Spor Lig'e damga vuran isimlerden bence. Yani sıralamasına baktığınız zaman 11. sırada yer alıyor belki ama 6 puanı var. 6 maçta 2 galibiyet. Ama şahsen ben kendileriyle de oynamış bir kaptan oyuncu olarak söylüyorum. Gerçekten ilk senelerine göre iyi bir kadro kurmuşlar. Birçoğu takımı zorlayacaklar diye düşünüyorum. Gerçekten kendilerini beğeniyorum. Aynı zamanda onlar da Aslan Ekşi oynuyor. FIFA Pro Club'da, Pro Clubs ligimizde profesyonel Türkiye milli takımında oynayan voleybol kaptanımız aynı zamanda. Bugün kendisini de izleyeceğiz inşallah. Oynuyordur diye düşünüyorum. Çok sol bek oynuyor. Gerçekten başarılı bir oyuncu. Gerçek hayatında da, burada da öyle söyleyeyim. Hemen ben ekip arkadaşlarımızı da saymak istiyorum. Hüsamettin Tut var, kameraman arkadaşımız. Salihcan Ongun var. O da kameranın başında olması gerekir ama şu anda yok. Gördüm. Şu anda o da kameranın başında. Hüseyin Özdemir rejide bugünkü misafirlerimizden bir tanesi diyelim. Bugün rejide Hüseyin Özdemir var. Bir de Esra kardeşimiz var. Esra Çakır kardeşimiz. Ona da yayında başarılar dilerim. Onların da ilk deneyimi bugün. Bakalım ne olacak? Normalde yayın yaparlar fakat futbol deneyimi, FIFA 21 deneyimi olacak Pro Elite Lig'de. Ona da başarılar dilerim. İstersen yavaş yavaş günün programında ekranlara taşıyalım. Bugün hangi maçlar var? İzleyicilerimizle onları paylaşalım. Bugün canlı yayınlanacak maçlar şu şekilde. Saat 21.45'te birazdan başlayacak mücadele. Futbol East, Team Aurora. Bugün 22.10'da ikinci maç. As4A Games Craft. Rakip ise Karagümrük Espor 22.10'da. Son maçımız bugünün son maçı. 22.30'da oynanacak Altay Espor ile Sivasspor Espor mücadelesi. Her 6 takıma da başarılar dileyelim. Hemen ilk maçın kadrolarıyla başlayalım. Futbolistin kadrolarıyla başlayalım. Yunus Emre arkadaşlarımız onu ekrana taşırsa. Geldi ekranlara. Gökhan Kantaş, Berat Aydın, Ahmet Arslan, Mirant Gürüştür, Caner Börekçi, Kevin Hoffman, Burak Uzun, Sercan Menekşe, Çağkan Işıksoy, Ergo Balcı, Oğuzhan Gergin. İlk 11 ile futbolist bugün sahada olacak. Rakip Team Aurora'da ise kadro şu şekilde olacak. Ama ilk önce Demeç'i ekranlara taşımak istiyorum ben. Onu da söyleyelim. Futbolist'ten Demeç ne şekilde bakalım. Ligde ilk 6 hafta sonunda 5. sırada yer alıyoruz. Takım olarak kendimize güvenimiz yerinde, zirve takibini sürdürmemiz için mutlaka kazanmamız gereken bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz ve son düdüğe kadar kazanmak için mücadele edeceğiz. Umarım son düdük sonrası gülen taraf biz oluruz demiş Burak Uzun.
bu şekilde demeçleri olmuş. Hemen bir değerlendirme alalım senden bu demeçlerle ilgili, bu kadrolarla ilgili. Tabii şöyle kadroyu açayım. Futbolist takımında en çok göze çarpan yabancı isimler... Yabancı oyuncular da var. Yabancı, evet, Kevin orta sahada Kevin Hoffman var, yabancı. Yeni transfer etmişler sanırım, ben tanımıyorum. Bakalım bugün tanıyacak. Bugün tanıyacağız. Burada ama bildiğim isimler var. Mesela Burak Uzun, kanatta gerçekten çok etkili bir isim. Forvet'te Oğuzhan ve Ergo, Erguvani gerçek ismi ama Ergo diyoruz biz ona. Gerçekten çok tecrübeli ve iyi oyuncular. Bugün göze çarpacaklardır maçta diye düşünüyorum. Onları tutmakta biraz zorlanacaktır Team Aurora takımı. Bunun dışında baktığım göze çarpan Çağkan Işıksoy var, cam oynuyor. Kendisi başarılı. Bunun dışında kalede Gökhan Kantaş gerçekten gününde olduğu zaman geçmesi en zor olan kalecilerden bir tanesi. Yani biz bazen bir türlü gol atamıyoruz diye isyan ettiğimiz olmuştur Gökhan'a karşı. İyi bir kadroları var futbolistin. Bu sene iyi de bir noktadalar baktığınız zaman. Şu anda futbolist 5. sırada yer alıyor. 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, bir de yenilgisi var. 11 puanla 5. sırada. Yani Fenerbahçe ile arasında 5 puan var. Bu hafta 2'de 2 yapsan belki liderliğe oynayabilirsin. Hemen Team Aurora kadrosunu da Hüseyin'den istiyoruz. Bakalım Team Aurora hangi 11 ile sahada olacak? Team Aurora'nın kadrosu ekranlarda şu anda. Efe Bilgiç, Ahmet Ünal, Emir Çiftçioğlu, Eren Kütük, Baki Can, Sarp Deniz, Burak Kaya, Mertcan Neneoğlu, Onur Turgut, Arda Bacakkan, Koç Yiğit ilk 11 ile Team Aurora bugün sahada olacak. Onlara da başarılar dileyelim bu mücadelede. Team Aurora'nın kadrosunu da değerlendirme alacağım ama bir de demeç ne söylemişler ona bakalım. Team Aurora'da Emir Çiftçioğlu'nun demeci. Öncelikle rakibimize başarılar diliyorum. Geçen hafta ligin favorisi gösteren iki takıma karşı oynadık ve mağlubiyet yüzü görmedik. Geçen haftaki hatalarımız üzerine çalıştık ve bugün 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz demiş Yunus. Ne söylemek istersin? Team Aurora biraz önce de dediğim gibi iyi bir takım gerçekten. Ben kendilerini beğeniyorum. Bu sene komple bir yapılanmaya gitti. Benim de eski takımım. 52 Ordu Spor olmadan önce takım kaptanlığı ben yapıyordum. Şimdi yeni kaptanı Alican Ergin. Baktığımız zaman burada Mertcan Neneoğlu var sol kanatta. Etkili olabilecek isimlerden bir tanesi. Bunun dışında orta sahada oyun kuruculuğu olsun, top kapması olsun gerçekten başarılı bulduğum Burak Kaya var. Benim gözüme çarpan ama tabii ki bu demek değil. Bu söylediğim isimler de bu arada demek değil ki diğer oyunculara kötü. Hayır. Benim kendim izlediğim analizlerime göre gördüğüm, başarılı gördüğüm, beğendiğim oyuncular açıkçası bunlar. Aurora baktığımız zaman bütününde takım olabilmiş bir takım. Ben öyle gördüm. Bu sebepten bugün çok güzel bir maç izleyeceğiz bence. İki tarafta kıyasıya mücadele edeceğini düşünüyorum. Gerçekten futboliste, Team Aurora'da gerçekten iyi kadrolara sahip ve bu maça yansıyacaktır. Yani çift forvet oynuyor futbolist. Aurora ise tek forvet oynuyor. Tek forvet oynadığı için tabii hücumda biraz daha zorlanacaklardır gol bulma yolunda, hücumda diye düşünüyorum. Çünkü futbolistin savunması gerçekten iyi isimlerden oluşuyor. Bunun dışında aynı zamanda da Aurora'nın futbolistin forvetlerine karşı da biraz daha tabii dikkatli olması gerekecek. Ergo ve Oğuzhan çift forvet oynuyorlar. İkisi de gerçekten iyi forvet. Burada Eren Kütük'le Emir Çiftçioğlu'na iyi işler düşüyor. Gerçekten çok artık iş düşüyor diye düşünüyorum. Artık son dakika 45 geçe başlayacak mücadele. İlk maç izleyicilerimizden bir tanesi yorumda bulunmuş. Onu da söyleyelim. Selamlarını da söylemişler. Biz de aleyküm selam, aleyküm selam diyelim. Bütün izleyicilerimize zaman zaman da izleyicilerimizin yorumlarını da okuyacağız. Bunu da belirtelim. Onların yorumları bizim için çok önemli. Renk katıyorlar maça. Futbolist özellikle duran toplarda çok etkili gol bulabiliyorlar demiş Güngör Akbabaöz. Aynı zamanda Sivas Spor, Spor'un takım kaptanı. Demek ki bugün bir frikikten gol görebilir miyiz? Bakalım.
Ama çok veya güzel bir organizasyon. Atan takımlar da var, bunu da belirtelim. arkadaşlarımız FIFA 2021 oynuyor. Yani FIFA 21 oynuyorlar. 11 oyuncuyu 11 ayrı isim kontrol ediyor. Hani gerçek isimler tarafından kontrol edilmesi, birlikte adapte olunması da anormal bir zevk veriyor oynayanlar için. Kesinlikle. Gerçek futboldan farksız. Gerçek futbolda nasıl siz antrenman yapıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz, 11 kişi takım oluyorsunuz. Aynı şey bunda da geçerli. Takım olmanız gerekiyor, antrenman yapmanız gerekiyor. Belli analiz, rakibinizi analiz edip ona göre taktikler geliştirmeniz gerekiyor. Mücadelede, kadrolarda kısa bir dönem kaldı. Bunu verebiliriz arkadaşlar. Isınma hareketlerini de alalım istersen yayına. Şu anda zaten forma seçiliyor. Hazırlanıyorlar herhalde. Birazdan başlayacaktır. Oyuncular yerleşiyor diyoruz Isınma biz ona. Isınma hareketini de alalım istersen. Hani evet evet. Oradayken alalım. Hani topla gittiği pozisyonda yayına girebiliriz. Birazdan başlayacak. Çok kısa bir dönem kaldı. Onu da gördüğümüze göre. Yunus tane... Emre Mustafa Hoca'yı aratmıyor diyor. Evet, Mustafa'yı de... da hoca yaptık yani. Mustafa Özdoğru'yu. Ben de ona tam... da selamlarımızı iletelim. Yani selamlar buradan Mustafa'ya da. Ben de şimdi tam aynı şeyi okumuşuz. Direkt gözüme çarptı. İnşallah Mustafa'yı aratmam demiştim ama Mustafa Hoca'yı aratmıyor yazmış. Valla hoşuma gitti. Mustafa çünkü gerçekten yani böyle severek yapıyor. Ben aramıştım bu yayıncılık için kendisini açıkçası. Çok istemişti ya, ben çok isterim, ben severim böyle şeyleri falan diye. Yani şu anda bir oturuyor, bizim yayınlarımızı izliyor, ligimizi takip ediyor, geliyor burada yorumculuğunu yapıyor. Gerçekten ben çok da beğeniyorum yani yorumculuğunu. O yüzden dedim inşallah aratmam diye. İnşallah diyelim. Önümüzdeki dönemlerde de Mustafa'ya izin çıkarıp yine burada konu. 10 maç birazdan demeç ve kadrolar gelecek Hüseyin. İkinci maçtan önce yapacağız. Onu da belirteyim buradan sana. Birinci maçımız birazdan başlayacak. İlk maçımız futbolistle Team Aurora olacak. Sahneler kaldı artık. Hatta 2 dakikada geçti. Yeni TV logosu da güzel olmuş. Çok güzel olmuş diye bir şekil gelmiş. Güzel olmuş. Ben de beğendim. Evet yani logo bence de güzel. Önceki logo tam batmıyordu göze diyeyim. Bu biraz daha kendini gösteriyor. Daha Pel TV. Pel TV'den karşınızdayız diyelim artık bundan sonra. Artık Pel TV ile karşınızdayız, evet. Ya bugün güzel bir maçlar var açıkçası. Ya ben biraz şöyle baktığım zaman puan durumundan ilerleyeyim. Biraz hani izleyicilerimiz de sıkılmasın. Sence en güzel ya maç hangisi olur? Güzel bence, soru. Bence ilk maç güzel maçlardan bir tanesine aday diye görüyorum ben. Ama Altay Sivas da güzel olabilir. Altay İkinci Sivas. İkinci maç da güzel. İkinci maç da güzel. Aslında üç maçta birbirinden güzel. Güzel. Ama ben hani üç maç arasında şu maç daha izlemesi güzel diye hangisi diye soracak olsam ben futbolist Aurora derim. Çünkü ikisini de ne yapacağını ben sezemiyorum bugün. Yani gerçekten. Yani Aurora da kazanır gibi geliyor. Futbolist de kazanır gibi geliyor. Favori gösteremiyorum. Ya o yüzden o maçı ben bu şu anki maçı daha çok heyecanla bekliyorum açıkçası. Bunun dışında As4 Games ve Karagümrük E-Spor maçının da zevkli geçeceğini düşünüyorum. Ama As4'ün bir tık favori görüyorum o maçta. Bunun dışında Altay E-Spor'a Sivas maçında da Sivas tabii ki favori görünüyor. Ancak Altay'ın da ne yapacağı belli olmaz. Bir sürpriz yakalayabilir. Aynı şey Karagümrük için de geçerli. Şu anda zaman kazanmak adına ben şöyle bir puan durumuna bakayım. Yani 1907 Fenerbahçe'nin hala bir mağlubiyeti yok lider konumunda. Sivas Spor ve Gaziantep FK peşinde şu anda. Ahmet Taşkın'a selamlarımızı iletelim. Ahmet Taşkın selam mı istemiş? Ahmet Taşkın selam bekliyormuş bize. Aleyküm selam. Aleyküm biraz selam. Önce söyledik. Hani selamını görmeyen arkadaşlarımızı tamamına selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar da demiş. Biz de teşekkür ederiz Ahmet Taşkın'a. Onun da yorumları, izleyicilerimizin bütün yorumları bizim için önemli. Ama teşekkür ederiz. Hepsini de okumamız biraz. Hani benim önüme geldikçe okumaya çalışıyorum. Geçen mesajlar da oluyor. Kusura bakmasınlar. Birazdan maç başlayacak. Maçın forma seçimi var. Girelim mi Yunus? Evet girelim. Girelim, girelim. Hemen girelim. Maçı kaçırmayalım yani. Oradan girelim Hüseyin. Bugün futbolistin 4-1-2-1-2 geniş oynadığını görüyoruz. Orta sahada tabii iki
oyuncuyla, yani iki orta sahayla oynamış olmak Göbek'te biraz cesaret istiyor. Yani biraz kanatların içeriye doğru girmesi gerekiyor ki Göbeği kalabalık tutabilsin. Yoksa çünkü 4-2-3-1 oynayan bir takıma karşı biraz orta sahada zorlanabilirler futbolist. Aurora biraz da şunu sağlayabilir. Ve mücadelede 90 dakika başladı. Ahmet geri oynadı. Mirant, Caner, Kevin. Kevin orta sahada Burak oynadı. Burak, Kevin. Geri oynadı Mirant. Mirant kalecisine döndü. Futbolist atalaştırma çabaları var futboliste. Ergo, Bilal, Onur. Yeniden Onur'da top. Aurora atağını görüyoruz. Tim Aurora Arda aldı topu. Arda geri oynadı. Bilal, Burak. Burak çalım denemeleri. Ortası geldi Onur. Onu ceza sahası içinde vurdu. Top dışarı çıktı. Korner atışıyla futbolist savunma yapıyor. Tim Aurora atak yapma çabalarında. Burak yaptı ortayı. Tim Aurora'nın kanatları gerçekten Onur Turgut ve Mertcan Neneoğlu etkili oyuncular. Sağdan soldan böyle ceza sahasına girebilen, yani bu skill yapabilen, bunu başarabilen kanat oyuncuları var. O yüzden futbolistin bunlara dikkat etmesi lazım. Ve derken gol pozisyonu oldu ama kaleci başarılı bu pozisyonda. Korner atışı kullandı. Eren indirdi topu. Savunmada Kevin uzaklaştırdı. Ergo. Ergo'dan güzel bir pas. Oğuz. Bilal iyi girdi araya. Topu da Taca gönderdi. Futbolist. Atak sırası futboliste. Taç atışını futbolist kullandı. Yeniden taç. Burak taç atışını kullanıyor. Oğuz. Oğuz ceza sahasına girdi. Burak. Burak'tan şık hareket. Ortada geldi. Kısa pas geldi. Orada, kaleci Efe dikkatli pozisyonda. Orada iyi değerlendirebilir diyorsunuz. Buluşabilseydi eğer, yani çizgide olsa o top girebilirdi. O çizgiden şutlar bu oyunda çok etkili gerçekten. Yani şu vurabilseydi kaleci onu almakta zorlanabilirdi. Mertcan. İçeri oynadı Ahmet. İki takımdan da şık hareketler var. İki takımdan da şık çalımlar var. Sercan sağdan ilerledi. Bakican'a pas denemesi başarılı olmadı. Savunma girdi araya. Arda. Savunmada Ergo. Dakika 17 olmuş. Bu dakikada tabii iki takımlar birbirlerini tartıyor başlangıçta. Yani defansı biraz daha ön planda tutuyorsunuz. Rakibinizi tartıyorsunuz ki ona göre hareket ediyorsunuz. Bundan dolayı şu anda oyun biraz daha ortada geçiyor. İlk başlarda Aurora biraz etkili geldi açıkçası. Yani bir gol belki o anda bulabilirlerdi de. Bir korner atışı daha Tim Aurora. Şu pozisyonu geçelim Yunus. Tim Aurora korner atışını kullanıyor. Futbolist karşısında siyah formayla Tim Aurora'yı görüyoruz. Yeşil beyaz formayla, beyaz yeşil formayla futbolist bugün mücadelede. Kullanıldığı atış Emir'in vuruşu. Top avuta çıktı. Gökhan, Mirant, Berat, Çağkan, Sercan, yeniden Çağkan. Çok iyi pas. Ergo. Ergo ceza sahası içine girdi. Ortaya yaptı. Savunma uzaklaştırdı topu. Kevin. Kevin'den güzel pas. Oğuz. Oğuz'dan bir çalım denemesi ama Bilal orada sağlam durdu. Aurora orta sahayı defansın göbeğini iyi kapatıyor. Bir türlü futbolist oraya girmeyi başaramadı şu ana kadar gördüğümüz. Ahmet vurdu kaleciye. Efektif kaldı. Yani sanki biraz fazla çizgiye atıyorlar ortaları kornerde. O yüzden bir türlü vuramıyorlar. Burak yine savunmada dikkatli. Sarp. Sarp'tan uzun bir pas. Kevin ceza sahası içine topu şişirdi. Buradan şunu da söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir Covid-19'a yakalandı. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun. Eren, Bilal,
Onur, Burak. Burak sağdan ilerliyor. Orta sahayı geçti Burak. Ortayı da yaptı. Berat çok dikkatli savunmasında. Topu da taca gönderdi. Berat iyi ön sezdi. Önceden koşmasaydı o topu belki alamayabilirdi. Biraz acele etti aslında. Aurora o, yani o topu uzun atmayabilirdi. Ergo. Ergo'dan kısa pas. Oğuz sahaya oynadı Çakan. Çakan'ın ortası. Faal atışı kullanıyor. Futbolist. Duran toplar çok önemli. FIFA 21'de Pro Elite Lig'de. Ama savunma uzaklaştırdı. İyi kullanamadı futbolist. Sercan. Sercan'dan şık hareketler ama Onur sağlam durdu orada. Burak yeniden Onur. Tutarak bir müdahale. Top da taca gitti. Caner. Oğuz. Eren. Savunma dikkatli. Oradaki pozisyonda Berat, Sercan. Sarp girdi bu defa araya. Timar oradan. Geri oynadı. Bakican. Emir. Sarp. Burak. Arda. Sarp. Çok iyi. Mertcan. Kısa paslaşmalar iyi bir şekilde devam ediyor. Sarp. Emir. İşte biraz maçtan önce de demiştim ya hani Aurora böyle takım olmuş yani olmuş takım gibi oynuyorlar diye işte demek istediğim buydu. Çok iyi paslaşıyorlar. Yani birbirlerini ezberlemişler. Güzel bir orta ama savunma girdi yine araya. Çakan, Burak, Mertcan. Bizi duydu Aurora. Futbolist bizi duydu aynı pasları yaptı. Cevap Sercan. Verdi bana galiba. Sercan sıyrılamadı. Bakircan bu defa güzel bir müdahale. Geldi Bakircan'dan. Top da taca gitti. Ahmet taca atışını kullanıyor. Tabii futbolistin iki orta sahayla oynuyor olması biraz daha Aurora'ya göre dezavantaj olmuş oluyor onlar açısından, futbolistin açısından. Bu dezavantajı avantaja çevirebilirler. Sonuçta onların da çift forveti var. Bu yüzden forvetlere odaklanıp biraz daha topu göbekten zorlamaları gerekiyor. Özellikle Ergo çok araya iyi kaçan bir forvet. Burak, kaleci Gürkan çift yumrukla uzaklaştırdı. Sercan. Yani benim gördüğüm kadarıyla tabii ki ben analiz ettiğim kadarıyla. Aurora ise güzel başladı. Güzel de paslaşıyorlar ama son noktaya da son paslarda bir türlü doğru hamleleri yapamadılar. İki takım da pozisyon bulmakta güçlük çekiyor. Tehlikeli bir pozisyon. Kaan ceza sahası içinde ama çok. Kevin çok dikkatli. Geldi savunmasına yardımcı oldu. Top kaybı gelirse tehlike olur orada ama başarılı en savunma. Tehlikeli dakikalarda izlerken maç ilk yarısı bitti. İlk yarı sona erdi 0-0. Senden bir ilk yarı değerlendirmesi alalım. Yunus. Kısada bir ara var. Baktığımız zaman ilk yarıda ilk 20 dakikada Aurora'nın biraz daha baskın oynadığını gördüm ben açıkçası. Yani birbirlerini tarttıkları dönemde biraz daha Aurora pozisyon yaratabildi. Son paslarda bir türlü doğru yere atamadılar. Zaten baktığınız zaman %57, %43 topa sahip olma da var. Aurora'nın topa daha hakim kaleye olduğunu gösteriyor. %57, birer faul 2'ye 0. Hani faulü bir maç da olmamış. İsabetli şut yok mücadelede. Pas i̇şte isabeti ise %69'a %77. Son pas dediğim mevzu o aslında. Yani iki zaten takımda, birer şutları var. İki takım da birbirini zorluyor ama o son pası bir türlü yapamadılar. Ve futbol ikinci yarı şekilde. Timar Oran'ın vuruşuyla başladı. Artık son 45 dakika mücadelede Onur, Kaan, Kevin, Burak, Oğuz, güzel bir pas futbolisten Çakan, ara pası Ergo, Ergo'dan ara pas, Oğuz ve gol! Oğuz attı, 1-0 oldu. Futbolist ikinci yarıya golle başladı. Ergo'dan güzel bir pas, Oğuz'dan gol, 1-0. Yani ilk yarıda söylediğim gibi topu ortadan iki forvete, çift forvete zorlarlarsa... Özellikle Ergo ile ilgili notların çıktı Yunus. Yani o söyledim, Oğuz'la Ergo gerçekten iyi forvetler, araları da iyi kaçıyorlar. Topu göbekten zorlarlarsa fırsat bulurlar diye söylemiştim.
Benim lafıma da geldi biraz golde. Topla oynayan Tim Aurora %56'ya %44 golü bulan futbolist oldu. Mertcan. Ceza sahası içine Kaan. Kaan'dan şık hareketler. Berat orada çok dikkatli. Bilal. Bilal'den güzel bir pas. Onur. Onur ceza sahasına girmeye çalışıyor. Caner girdi bu defa araya. Futbolisten. Futbolist altı pasın içinde inanılmaz iyi kapanıyor. Aurora bir türlü orayı delemiyor. Yani tabii tek forvetin olmasının da dezavantajı bu zaten. İleride bir kişi eksik oluyorsunuz. O defansı yarmak biraz zorlaşıyor açıkçası. Biraz onu yaşıyorlar. Bir de tabii futbolist de gerçekten iyi savunma yapıyor. İzin vermiyor Aurora takımına gol atmasını. Futbolist hata yine. Orta geldi. Savunma uzaklaştır bu defa topu. Arda. Kontra atak. Tim Aurora'dan. Burak. Güzel bir ara pas Kaan. Mertcan. Vurdu ve gol değil. Çok güzel gitti top. Vallahi gol dedim yani ben de. Ben de ağları gördüm. Ama olmadı. Yani çok iyi vurdu gerçekten. Ama aşırtma vuruş çok iyi geldi. Tim Aurora'da eşittik. Golüne çok yaklaştı. %100 bir pozisyon değildi ama iyi vuruş yaptı. Evet yani gol olsaydı bence haftanın golü olabilirdi. Öyle de bir gol olacaktı yani. Biz bile gol diye bağırdık burada ama gol olmadı. Bizi bile ters köşe yaptı. Onlar kim bilir ne kadar üzülmüştür. Birbiri yakalayacaklardı belki. Bir dakikada da 60 tam erken maçı çevirme şansımız var. Onur. Ara pas Burak. Arda. Bir ara pas daha Kaan. Vuramadı. O penaltı. Penaltı kararı geldi. Yanılmıyorsam. Bir de sarı kart çıktı. Ya bu FIFA 21'de bu yeni çıkmış. Yani çok fazla penaltı oluyor. Yani vurdu ve gol. Kaan attı. Durum 1-1 oldu. Biraz da kurallar yumuşak gibi. Sporu yakaladı. İşte evet yani yumuşak yapmışlar dediğin gibi. Çok penaltı oluyor. Ceza sahası içinde Ergo, çok dikkat etmek ceza sahası içine girdi vurdu. Ama savunma orada dikkatli. Erken bir dakikada gol attı bir de Aurora. Yani 2-1 yapabilir. Tabii futbolist gol yedi diye maçı bırakmazsa tekrar öne geçebilirler futboliste. Yani futbolist baktığınız zaman Aurora iyi top oynuyor ama sonuç olarak futbolist daha sonuç odaklı oynuyor bak benim gördüğüm kadarıyla. Yani direkt topu ileriye hücuma taşıyıp gol bulma çabasında futbolist. Aurora'da biraz daha hani topu oyuna koyayım çabasında ve bunu da iyi yapıyorlar ama bir türlü son pas konusunda bir şey yapamadılar. Bir iki pozisyonları var işte o pozisyonlar da etkili oldular. Ama şut çekecek bir pozisyonları bile doğru dürüst olmadı Aurora'nın baktığımız zaman. Burak. Emir, Berkcan orada kısa paslar yapmamaları çok gerekiyor tehlikeli. Savunmanın. Bunu da belirtelim. Caner. Orada kaptırdığın bir top gol oluyor Burak, işte yani. Bir faul kararı daha. Berat'la serbest atışı kullanıyor futbolist. Duran kısa pas Çağkan. Duran toplarda çok etkili demişti Güngör futbolist için ama henüz şu anda pek bir şey yapamadılar. Berat toplarına. Yine Duran topun başında. Bakalım bir korner organizasyonu görebiliriz. Kısa pas Burak orta. Bilal vurdu kaleci Efe. Çok yavaş kaldı vuruşu Bilal'in. Efe için de rahat bir top oldu. Tuttu köşeden topu kurtardı. Kaan'ın aşırtma pası yetişebilecek mi orada Tim Aurora'dan bir oyuncu ama olmadı. Kontra atakla bir tane yakalamaya çalıştı Aurora ama. Kaan, Arda, ara pas Burak. Çok güzel bir pas denemesi ama pas savunma yani. Çok dikkatli orada. Futbolisten. Artık son 15 dakika mücadelede Mertcan. Ceza sahasına girme çabaları ama Berat girdi araya. Yine Mertcan çıkardı Kaan. Ama iyi bir kontrola gelmedi Kaan'dan. Orada ayağında kalsa vurabilseydi gol bile olabilirdi yani çok tehlikeli
oralardan gelen şutlar kalecilere. Kaleciler gafil avlanabiliyorlar. Evet, Can, Sarp, Arda. Arda'dan bir pas denemesi ama Berat araya girdi. Bakican, Burak. Burak, soldan geliyor Burak. Ama Sercan çok dikkatli orada savunmada. Yani normalde. Kaan. Kaan ceza sahasına vurdu kaleci Gökhan. İşte yani Gökhan da bunları işte iyi beceriyor. Söylemiş. Kaan da çok iyi girdi orada. Söyledim çok boş kaldı. Evet yani zaten futbolist çizgiden girmeyi deniyor daha çok baktığımız zaman. Yani ama Şakan, Ergo, Oğuz. Şey, Aurora, özür dilerim. Kaan. O da tek forvet olmalarından kaynaklanıyor tabii ki yani biraz da. Tek Miran, forvet... Caner. Burak. Orta geldi. Emir çok dikkatli orada savunmasında. Tim Aurora'dan. Burak taç atışını kullandı. Kevin. Eren. Offside. Artık son 8 dakika diyelim. Daha da kısa bir zaman var. Uzatma dakikalarında bilmiyoruz. Yani iki takım da pek gol atabilecekmiş havası vermiyor baktığınız zaman. İki oyunda da. Yani kötü oynamıyorlar. İki takım da hani istekli. Onu belli ediyorlar ama bir türlü sonuç elde edemiyorlar. Bu problem var benim gördüğüm. Bu arada Oğuz erken, vurdu. Oğuz, dışarı çıktı top. Beni, çok net bir pozisyon. Beni yanıltacaktı az kalsın. Oğuz 2-1 yapacaktı skoru. Ama olmadı. Bir atak şansı da Tim Aurora'dan. Ama savunma girdi Ahmet. Artık Ahmet son dakikalar mücadelede. 89. dakika artık. 90'a girmiş bulunmaktayız. Son ataklar artık. Çakan, Ergo. Ergo'dan bir pas Çakan. Ara pas denemesi ama Sarp çok dikkatli. Artık uzatma dakikalarındayız. Kaan, Burak. Orta ama orada Caner çok dikkatli. Oğuz. Oo. Güzel bir pas. Ergo. Offside kararı maçın hakeminden. Burak. Son ataklar artık mücadelede ve mücadele bitecek şimdi. Artık son saniyelerine girmiş bulunmaktayız. Maçın hakeminin artık düdüğünü bekliyoruz ve o düdük de geldi. Maç 1-1. İlk maçımız 1-1 sona erdi. Kısa bir maç değerlendirmesi alalım senden Yunus. Evet yani Aurora güzel oynadı. İlk arasında da buluştum biraz daha baskın oynadığını düşünüyorum. Yani öyle gördüm ben. Biraz ortada geçtiğimiz karakter. 1-0 yapabilmek için yani en azından maçı çevirmek için tabii ki biraz daha baskın oynaması gerekiyor. Daha çok hücuma atak yani hücuma yönelik oynamaya çalıştı. Ama son paslarda çok eksiklerdi. Son paslardan dolayı birçoğu pozisyonu kaçırdı diyebilirim. Yani yakalayamadı. Bir de futbolistin savunmasını da tebrik ediyorum. Buradan gerçekten çok iyi kapandılar. Bir gol yediler ama yani Yunus, o da penaltıdan oldu. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Çünkü ikinci maçında başlamasa bir dakika kaldı. İkinci maç As4E Games Krev'le Karagümrük Espor mücadelesi. Hemen kadroları ekranlara taşıyalım. İlk olarak As4'ün kadrosu ekranlara geliyor. As4 bugün ilk 11'de İsmail Taştekin, Arda Gözükara, Çağrı Zorşahin, Berkay Yaşar, Mehcan Yılmaz, Emre Can, Yiğit Taka, Bünyamin Yaşar, Erkan Yerlikaya, Onur Akbaş ve Mert Kılıç ilk 11'de sahada olacak. Hemen Demeç'i de ekranlara taşıyalım çünkü kısa bir süremiz var. Kısıtlı. Çağrı Zorşahin Demeci yapmış. İlk önce rakibimiz Karagümrük Espor'a başarı dileriz. 4 maçtır kazanamıyoruz, biliyoruz ve bu bizi daha çok hırslandırıyor. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Daha her şeyin başındayız. Biraz sessiz kaldık fakat bir planımız var. Sadece iyi bir çıkışa ihtiyacımız var. Özgüvenimiz yeniden toplayarak en iyinin kim olduğunu göstermek istiyoruz demiş. Hemen
kadroyu, Karagümrük'ün de kadrosunu ekranlara taşıyalım. Karagümrük'te bugün Süyan Gültekin, Metin Karagöz, Özgür Ekici, Efe Ali Biter, Aslan Ekşi, Mutlu Mutlu, Mikail Yalçın, Doğuhan Subaşıoğlu, Kaan Kargın, Boran Bor, Ertuğrul Seyhan'la bugün sahada olacak. Hemen demeci de ekranlara taşıyalım. Karagümrük'te Ahmet Cansever'in demeci de şu şekilde oldu. Geçen hafta aldığımız iki şanssız yenilgi sonrası bu hafta tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Bugün karşımızda ligin güçlü takımlarından As4E Games Crave var. Zor ama bir o kadar da keyifli bir maç bizi bekliyor. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz demiş. Her iki takımımıza da başarılar dileyelim. Biz de güzel bir maç olmasını istiyoruz. Yunus, kısa bir değerlendirme alalım. Birazdan da maça geçeceğiz. Maç başlayana kadar yapalım. Yorumunu alalım. As4 zaten yani bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip diyebilirim. Ama aslında öyle olmalarına rağmen baktığın zaman ilk haftalar ilk hafta iyi başladılar ama sonrasında biraz tökezlediler. 6. sırada yer alıyorlar şu anda 9 puanla. Daha yukarıları zorlayabilecek bir takımlar ama bir türlü sonuç elde edemiyorlar. Çok puan kaybı yaptılar. Bu maçta bunu telafi etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. O yüzden Karagümrük E-Spor'un işi zor bugün gerçekten. Çünkü hırslı olan, bu maçtan 3 puan almak isteyen bir As4 takımına karşı oynayacaklar. Ve kadroları gerçekten tecrübeli isimlerle dolu. Yani Onur Akbaş, Erkan Yerlikaya, Yiğit Taka. Yani baktığınız zaman hepsi birbirinden değerli, kaliteli oyuncular. Ben tanıdığım için söylüyorum. Karagümrük E-Spor ise lige yeni gelmiş bir takım. Ben onları da çok beğeniyorum gerçekten. Yayın başında da söylediğim gibi. Ama As4'ün tabii tecrübesi bugün biraz ön planda olacaktır. O yüzden As4'ün bir tık favori olduğunu söyleyebilirim. Ama Karagümrük E-Spor yense ben şaşırmam. Çünkü Karagümrük'ün de böyle paslaşması olsun, takım olarak uyumu olsun gerçekten iyi. Burada da forvetleri Ertuğrul başarılı bir forvet. Amatör liglerde oynadığım, gördüğüm, bildiğim bir isim Ertuğrul Seyhan. Yani 4-2-3-1 ile oynuyor Karagümrük E-Spor. As4 takımı ise 4-1-2-1-2 dar ile oynuyor. 4-1-2-1-2 dardan dolayı orta sahada üstünlük sağlamaya çalışacak As4 takımı. Ama Karagümrük buna izin vermezse bir şekilde istediklerini sahaya sürebilirlerse kazanabileceklerini de düşünüyorum aslında. Ama gene de bir tık As4'ün favori olduğunu söyleyebilirim. Ama gollü olur mu sence? Yani ben bol gol bekliyorum bu maçta. Yani bu önceki maçtan çok gol olur diyorsun. 2.5 üst en az diyorum yani. Tahminlerimizi de yapıyorum. Gökhan Kantaş, Yunus Bey çok yakışıklısınız demiş. Evet. Teşekkür ederim. Saçlar çok özellikle. Saçlar çok dikkat çekiyor. Saçlarımla meşhurum zaten ben. Hem oyunda hem dışarıda. Kıvıcık Yunus Emre diyoruz biz burada. Beni böyle tanıyorlar. Karagümrük artık puanlar kazanmalı demiş Ege 0102. Bob Marley Yunus demiş Dijital Gezgin. Neden sadece 700p var demiş Yunus. O yayınla alakalı sanırım. Yayınla alakalı. Hani 720p de güzel bence. Yara geçti. Mücadelede ısınma hareketleri başladı. As4 E-Games Crave ile Karagümrük E-Spor mücadelesinde artık kısa bir an kaldı. Karagümrük E-Spor 11. sırada şu anda. Bilmeyenlere de buradan söyleyeyim, yeni gelenlere. 6 maçın ikisini kazanıp 4'ünü kaybetmişler. Mücadelede başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Siyah beyaz formayla As4'ü görüyoruz. Hemen beyaz formayla da Karagümrük E-spor takımını görüyoruz. Çağrı Fumert Kajkayer, Çağrı Berkay, Çağrı Yiğit araya girdi orada. Karagümrük E-spor'dan orta saha oyuncuları Kaan. Kaan kendi etrafında 2-3 kez döndü. Ertuğrul. Ertuğrul'un ortası İsmail'e kadar geldi top.
Aslında 4 takımı aynı zamanda profesyonel futbolcu Aytaç Sulu'nun kurduğu bir takım. Sen de bilmiyorsundur, seni de bilgilendireyim. Aytaç Sulu for Games Crew değil mi takımın adı? Hani biz kısaltmasını yapıyoruz. Yok, Aytaç Sulu'nun takımı ismi As4 Games Crew. Aytaç Sulu kurucusu. Emrecan futbolcu. Süper Lig'de birincilikte oynamış. Erkan. Güzel çok bir pas geldi. Onur. Onur'un kısa pası. Vuruş Mert Kılıç'tan ve gol. Mert attı, 1-0 oldu. As4A Games Crew 1-0 öne geçti. Güzel bir gol geldi. Güzel bir atak. Güzel bir gol hazırlanışı. Ya As4 takımı gerçekten o hücumda çok etkililer. Yani bir Onur, anda böyle... Onur vurdu uzaktan. Sühan kurtardı. Bir anda bir bakıyorsunuz iki pas atıyorlar. Kalecide karşı karşıya kalmışlar. Yani o hücum hattı gerçekten çok etkili. Bunu da iyi başarıyorlar. Zaten birlikte uzun süredir oynayan kişiler var aralarında. Zaten oyunun başında söyleyeyim başarılı isimler var. Karagümrük'ün işte o göbeği özellikle defans stoperlerin çok iyi kapatması gerekiyor. Erkan'dan ara bir pas. Mert yine girdi ceza sahasının içine. Mert vurdu kaleci. Süyan bu defa dikkatli. Mert biraz topla fazla oynadı orada. Evet. Yani şut da çekebilirdi belki. Yiğit. Stoperin geldiğini görüyoruz. Erkan. Onur. Sola oynadı. Bünyamin. Bünyamin ceza sahası içinde. Savunmada Mikail. Boran. Sahaya oynadı Doğu. Doğu topla ilerliyor. Ertuğrul yeniden Doğu. Girdi ceza sahasına Ertuğrul. Emrecan dikkatli. Yani As4 20 dakikada tabii daha etkili geliyor pozisyonlarda. Yani Karagümrük sahaya sıkıştırmaya çalışıyor As4'ü ama As4 yani biraz önce de dediğim gibi iki pasla bir anda bakıyorsunuz ki yani bir pozisyon yaratmışlar. Topu hızlı bir şekilde hücuma taşıyorlar. Yani bu şekilde oynuyorlar. Karagümrük biraz da oyun tarzına baktığınız zaman pas yaparak ya zaten 4-2-3-1 oynayan takımlar genelde bu şekilde oynamak zorunda kalıyor. Pas yaparak bir atak oluşturup gol atma peşinde oluyorsunuz. Ertuğrul, Boran, Arda. Arda'dan bir uzun pas ama taca kadar gitti top. Karagümrük'te Kaan taç atışını kullandı. Boran. Boran. Oynadı Kaan. Geri oynadı Mikail. Boran. Ertuğrul. Çok Ertuğrul iyi. Ceza sahası içine vurdu. Tamamen bir top. Çok da iyi aslında çekti topu ama son anda orada Çağrı girdi araya hemen. Şutu engelledi. Kaan, Mutlu, Arslan, Erkan. Uzun pas. Mert. Onur. Onur ceza sahası içine girdi. Onur bomboş ceza sahası. Vurdu kaleci Süyan çıkardı topu. Onur rahat bir şekilde ceza sahası içine kadar girdi. Onur gerçekten başarılı bir forvet. Ligde de gol krallığında ikinci sırada, asist krallığında da lider. Yani ikisinde de var. Erkan. Karagümrük'ün biraz daha böyle defans. Güzel bir pas geldi. Mert vurdu ve gol. İki oldu. İki golde Mert Kılıç. Yani Karagümrük'ün biraz daha defansın toparlanması lazım diyecektim ki 2-0 oldu cümleyi bitiremeden. İki golde aynı. Defansın atılan, arkasına atılan toplar 2 gol oldu. As4 34 dakika geçilirken 2-0 önde Karagümrük Games takımı karşısında. Karagümrük Espor'un yani aslında paslaşıyorlar. Hani bir atak oluşturuyorlar. Geri oynadı. Arslan vurdu uzaktan. Savunma dikkatli. Ama o stoperlerinin biraz daha geride durması lazım Karagümrük'ün. Çünkü iki tane araya kaçabilen işte tecrübeli forvetlere karşı oynuyorsunuz. Biraz daha arkada bekleyip onların kaçmasını engellemeniz gerekiyor. Bir tık önde kaldıkları için biraz da bu iki golü yediler diye düşünüyorum ben. Yani topu kapmaktan ziyade geri kaçıp
pozisyon yakalamalarını önleyebilirlerdi. Ertuğrul vurdu yine savunmadan top. Kornere çıktı. Biraz daha tabii As-4'ü sıkıştırmaya başladı Karagümrük. Bir dakika daha erken belki ama erken bir gol atıp 2-0'dan geri dönmek çünkü kolay bir şey değil. Erken gol atarsanız daha kolay geri dönüş yakalarsınız. Bunun için şu anda çabalıyorlar Karagümrük e-spor takımı. Mikail oynadı. Ertuğrul. Maç Faker'ı geçemedi. Ertuğrul. Bünyamin. Erkan. Erkan'dan ara pas. Onur. Mert Kılıç. Onur. Onur güzel hareketler. Vurdu ve gol. Onur'dan haftanın golü olacak. Gollerden bir tanesi. Adaylardan bir tanesi. Kendi etrafında 360 derece döndü. Vurdu. Skoru 3-0'a getirdi. Bütün defansı şaşırtıp, kaleciyi de şaşırtıp gol attı diyebilirim. Kaleci zaten hiç beklemiyordu muhtemelen. Bir oradan böyle sırtı dönüp, bir anda dönüp duracağını, ondan biraz da zorlandı. İlk yarı da bitti. İlk yarı 3-0'lık skor var. Bize bir ilk yarıyı değerlendir Yunus. Nasıl geçti? Ya 3-0'lık bir ilk yarı. Yani Karagümrük çok tökezledi. Topa sahip olma 57'ye 40, %43 baktım. Karagümrük topa daha çok sahip. Ama golleri As-4 atıyor. O da neden kaynaklanıyor? Karagümrük topu oyunda tutup hani pas yapıp bir hücum yaratmaya çalışıyorlar. Bir gol bulmaya çalışıyorlar. Ama As-4 hücumda gerçekten çok etkili bir takım. Topu bir anda ileri gönderip Onur, Erkan, Mert üçlüsüyle iki pasta tık 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 gol atabiliyorlar. Yani böyle bir özellikleri var. Zaten 3 tane de gol attılar. Yani gerçekten tebrik etmek lazım onları. Karagümrük'te başarılar dileyelim. Başarılar dileyelim. Karagümrük'te tabii ligde yeni bir takım. Yani ister istemez bir zaten zorlanma yaşıyorsun. Çünkü rakibin de güçlü biliyorsun. Doğal olarak biraz daha hani tedbirli olmaları gerekirdi bence. Erken gol yememeye çalışmalıydı ama gol yiyince biraz daha hani düştüler sanki. Daha da çünkü defansları bozuldu. 3-0'da geri dönülecek skorlardan biraz fazla, onu yani da belirtelim ama dönülebilir. Bu FIFA 21. Yani imkansız değil, olabilir ama işleri gerçekten zor. Çok erken bir gol bulmaları lazım, şu anda gol bulmaları lazım yani diyebilirim. Ama tabii oyundan düşmemeleri çok önemli. Sanki 1-0 gol, yani bir ilk gol yiyince biraz böyle bir defans bocaladı, sanki 2'yi yediler. 2'yi yedikten sonra da 3 geldi peşine diyebilirim yani. Skorda As-4 Games'in Krev'in 3-0'lık üstünlüğü var Karagümrük Espor karşısında. Kaan, üst oldu maç. Ben dedim 2.5 üst kesin diye. Çağrı. Oynayanlar parayı kırdı şu anda. Metin. Mutlu. Mikail. Metin. Doğu. Çağrı, Bünyamin. Bünyamin'den Onur'a bir pas. Onur Mert'i düşündü hemen ama savunma girdi Karagümrük takımında. Dakikada 58 oldu. 3-0'lık As-4 Games Krev'in üstünlüğü var Karagümrük Espor karşısında. Karagümrük gol arıyor şu anda. Ama savunma dikkatli. As-4 Games'te Mikail, ara pası Ertuğrul. Ertuğrul güzel bir pas denemesi ama biraz hızlı kaçtı pas. Güzel pas attı ama hızlı biraz oldu. Hızlı oldu. Daha yavaş olsa belki dilişine direkt şut çekip gol bile olabilirdi. Yani bir pasta defans boşalıyor Karagümrük'ün. Ya tabii gerçi maçta 3-0 olmuş, yani onun da etkisi var. Şu anda bütün takım olarak hücum oynamaya çalışıyorlardır. Erken gol bulabilmek için. Yunus, savunma mı zor, hücum mu? Ya aslında ikisinin de bir zorlukları var. Ama bence defansım diye demiyorum, defans oynamak daha zor. Şundan dolayı zor. Çünkü hücumda 10 tane hata yaparsınız.
Bir tanesinde belki kızarlar ama defans 10 tane doğru şey yapsa, bir yanlış yapsa bütün suç defansta olur. Futbolda da, futbolun gerçeğinde de böyle, oyununda da böyledir. Yani sen 10 tane şut kurtar kalede, bir tane gol ye, çok kötü kaleci olursun yani hatalı gol yediğin zaman. Güzel bir atak denemesi Karagümrük'te, bu defa da başarılı olamadı Karagümrük. Karagümrük gol arıyor. Korner atışı kullandı. Özgür vurdu. Kaleciyi kurtardı sanırım. Kornere çıktı top. Güzel bir ataktı. Etkili bir atak geldi Karagümrük E-Spor'dan. Özgür yine çıkardı. Emrecan uzaklaştırdı bu defa. Doğu geri oynadı Metin. Arslan, Doğu, Boran, Bünyamin girdi araya. Fumet Kayer, Mert. Orta sahada güzel müdahaleler geldi orada. Karagümrük oyuncularından Fumet Kayer, Mert Kılıç. Topun üstünden atlamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Doğu, Boran, Doğu. Bünyamin, yani, Metin. As 4 takımı tabii 3-0'ın vermiş olduğu rahatlık var üzerinde. O yüzden biraz daha hani rahat oynuyor açıkçası. Karagümrük tabii şu anda fark, oyun stilinden bile anlayabiliyorsunuz ne kadar stresli olduğunu. Hani bir an gol atalım, çevirelim falan diye dakikada ilerledi. Şu anda hala 3 gol atma şansları var. Ama Onur Akbaş'ta gole gidiyor. Lazım. As 4 evet, Gensu'ya de geldi. Gol de geldi. Maç 4-0 oldu. 2 gol Onur, 2 gol Mert. 3 puanı garantileyen gol diyebilirim ben artık. Yani 3-0'da da garanti gibiydi. 7 dakika 75'te ama gene 75'ten sonra 3 gol atılabiliyor. Yani belli olmuyor FIFA'da. Bir ihtimal veriyorsun ama 4-0'da ihtimal pek yok. Karagümrük de şu anda zaten muhtemelen salmışlardır ama en azından averajı korumak adına gol atmaya çalışabilir. Vurdu! Asfak'ta dışarı çıktı top. Asfak gol alırken kalesinde golü gördü. 4-0'lık skor var. Yani, dakika 78. Şimdi Karagümrük'ü de yabana atmamak lazım. Yani aslında kötü de oynamadılar ama yani defansta biraz daha dikkatli olmaları gerekirdi bu maçta. Yani arkaya çok oyuncu kaçırdılar. Rakip oyuncusunu çok kaçırdılar. Ondan dolayı zaten yediler 4 gol. 4 gol de arkaya kaçırarak oldu. Aynen. Yani. 4 gol tıpatıp neredeyse birbirine benziyor. Evet. Bir Onur'un işte golü var. Öyle araya güzel kaçmadan gol. Güzel gol attı. Çekti, döndü, vurdu. Ve gol. Oldu. Ve gol bu defa. Korner'den golün ismi Çağrı. Skor 5-0. Daha çevirme olur mu Yunus? Artık imkansız. Yani bu saatten sonra gerçek dakikalar olsaydı bile imkansızdı yani. Belki. Karagümrük'te moraller bozuk. 5-0'lık yenilgi ya, var mücadelede. Hiç beklemediği gibi geçti mücadele. Karagümrük açısından As 4 Games Kravis'e istediklerini sahaya yansıttı ve skoru 5-0'a getirdi. İkişer gol forvetlerden, bir gol de Çağrı'dan geldi. Stoper'den. Yani işte ya biraz 3-0'dan sonra dakikada olmuş 75 tabii defansı falan salıyorsunuz artık. Karagümrük biraz da ondan son iki golü yedi aslında. Gerçi bir tanesini kornerde Onur yediler ama. Bir ara pas daha geldi. Erkan. Erkan vurdu ve 6 oldu. 6-0. Bu yani, defa Erkan attı. Bu sefer Erkan attı orta 10 numaraları. Yine defansın arkasına bir pas. Ya tabii yani işte biraz önce de dedim defans artık salmış durumda, ileri gitmiş durumda ama aslında bence yanlış yapıyorlar. Maç 3-0, 4-0 baktınız kaybediyorsunuz, daha fazla gol yemeyip averajı korumaya çalışacaksınız. Sonuçta averajın da yarın öbür gün lazım olacağını biliyorsun. Dikkat etmen gerekir. Yani bu biraz aslında tecrübesizlik diyelim bence. Başka bir şey değil. Karagümrük bundan bir ders çıkarttı. Bünyamin arapası. Erkan gidiyor. Mert gidiyor düzelteli. Mert vurdu. 7 oldu. Hat-trick yaptı Mert Kılıç. Bekliyor muydun 7-0'lık bir skor? Yani hala da bitmedi maç. Diyordum ama yani hani 3-0 falan bekliyordum ama 7-0 da beklemiyordum açıkçası. Karagümrük'ün bu kadar dağılacağını beklemiyordum. Bu sezonun en farklı skoru olabilir.
Yok. Gene As4'ün bir maçı daha var. 9-1 yendi Bilgisayarspor'u. Şu anda en farklı skor o. Bu da en farklı yenmiş. İkinci skor olmaya olacak aday gibi görünüyor ve son saniyeler artık mücadelede 7-0 As4 Games'in üstünlüğü var. Artık son saniyeler 7-0 As4 Games Krev Karagümrük karşısında önde 8 deneme çalışmaları, 8. golü deneme çalışmaları ama olmadı. Yine As4 Ata savunma ataca gönderdi artık. Son saniyeler ve mücadele düdüğü çaldı. Mert Kılıç 3 golle maçın yıldızı oldu. Tebrik ediyoruz. 7-0'lık galibiyet geldi As4'ten. Biz beklemiyorduk 7-0'lık skoru. Yunus Onur, gol olur diyordu. Yani ben bol gol bekliyordum ama yani 7-0 yani Karagümrük için kötü oldu. As4 için süper oldu. Yani, Yunus, nasıl bir maç oldu? İşte As4 için müthiş oldu. Karagümrük Elspor için pek iyi geçmedi. Yani 7-0'lık bir skor. Yani bence morallerini bozmasınlar. Sonuçta bu ligde ilk defa mücadele ediyorlar. O yüzden morallerini bozmayıp bir sonraki maçlara hedef koysunlar diyorum buradan onlara. As4 takımını ise tebrik ediyorum. 3 puanı kaptılar. Gayet güzel oynadılar. 7 tane de gol attılar. Yani yapılması gereken her şeyi yaptılar diyebilirim. Yani hak ettiler de. Hak ettiler de. Oynadılar, yendiler. Onlar As4 için çok iyi oldu. Çünkü son maçlarında hep puan kaybetmişlerdi. Hem moral motivasyon açısından hem de yükselişe, şampiyonluk için yükselişe geçme açısından önemli bir 3 puan As4 için. Hem de 7 gol atınca tabii rakiplerinize de gözdağı veriyorsunuz. Rakipleriniz de biraz daha temkinli olmaya başlıyor size karşı oynadığı zaman. Ama Karagümrük Elspor oynayamadı. Yani eğrik oturalım doğru konuşalım deriz ya. Yani hani güzel paslaştılar. O konuda bir sıkıntı yok. Güzel bir takımlar bence. Ama defansta çok arkaya kaçırdılar bugün. Ona biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yani çok önde kaldılar falan. Sonraki golleri saymıyorum çünkü 2-0, 3-0'dan sonra artık yani defansı salıyorsun ama ilk 2 golde falan çok arkaya kaçırdılar. Yunus hemen diğer maçında Altay'ın kadrosuna geçelim. Birazdan Altay Spor, E-Spor ile Sivas Spor mücadelesi var. Hemen onun kadrolarını da ekrana taşıyalım. Altay'ın kadrosu şu şekilde. Yiğit Kemal, Tümür Kahramanoğlu, Cihat Şirin, Yiğit Özün Al. Tala Coşkun, Arda Akkuş, Nedim Özgüner, Mert Vatansever, Kerim Dağlı, Berkay Haydaroğlu, Atilla Erdamar. Şimdi de demeçi ekranlara taşıyalım. Kalan maçlarda kazanacağımız puanların değerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden buna çok odaklandık ve kazanacağımıza inanıyoruz. İnanıyorum. Bizim için hiçbir şey bitmedi. Aksine her şey yeni başlıyor. Berkay Haydaroğlu, Altay Espor. Demeç bu şekilde. Hemen diğer kadroyu da ekranlara taşıyalım. Sivas Spor, E-Spor kadrosunu Yiğidolar'ın ekrana taşıyalım kadrosunu. Onlar da Avrupa'da mücadele ediyor. Türkiye'yi temsil ediyorlar. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı bir Sivas Spor'umuz temsil ediyor. Hem de Sivas Spor, E-Spor'umuz temsil ediyor. Hemen kadroyu söyleyelim. Sivas Spor, E-Spor'da Şahap Mert, İhsan Yıldırım, Orhan Kubulay, Efe Babek, Berat Baykal, Şahin Tarhan, Yüksel Diker, Cüneyt Bayram, Emre Ulaş, Osman Türk, Yunus Yigin. İlk 11 ile Sivas Spor sahada. Sivas Spor'dan demeç şu şekilde oldu. Geride kalan 4 maçı takım olarak üstün bir oyun oynayarak kazanmasını bildik. Rakiplerimiz puan kaybedince 2. sıraya yerleştik. Ancak asıl hedefimiz liderlik. Bu akşam ile Cuma günü oynayacağımız maçları kazanıp zirve yürüyüşümüze devam etmek istiyoruz. Emre Ulaş, Sivas Spor, E-Spor takımında neler söylemek istersin? Yunus Emre. Şimdi lige çok kötü başlayan bir Altay var ve lige çok iyi başlayan bir Sivas var. Yani bu ikisinin karşılaşması var. Yani karşımızda tabii ki Sivas Spor burada favori. Yani kimse bunu inkar edemez. Ama Altay
yani kötü bir takım değil ama biraz nasıl diyeyim, heyecanlılar. Yani çok heyecanlanıyorlar benim gördüğüm maçlarında. Bu heyecanı yenip biraz daha toparlamış halde oynamayı başarabilirlerse bugün Sivas Spor'a karşı etkili olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman Atilla ve Berkay forvetleri var. İkisi de gerçekten iyi oyuncular. Arkasında Kerim var. Kerim de tecrübeli bir oyuncu. Yani kaliteli isimler var baktığımız zaman. Bunu başarabilir. Defansta Cihat olsun. İşte yani birçoğu şeyi yap, yani başarıyı elde edebilecek, yani biraz daha yukarılara tırmanabilecek bir kadroları var. Kadroya sahipler. Şu anda 13. sıradalar. Sadece 3 takımı geçebilmişler ama bu demek değil ki çıkış yakalamasınlar. Bugün yakalayabilirler. İhtimalleri var. Sonuçta futbol top yuvarlak. Kimin kazanacağı belli olmaz. Ama biraz daha kendilerini toparlamam lazım. Hızlandıracak olursam Sivas Spor ise başarılı... Hızlandırıyoruz. Hızlandırıyorum çünkü maç saati de geldi. Sivas Spor hatta geçti. Çok iyi başladı lige. İkinci sırada zaten. 16 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yapmışlar. Toplamda 13 puanları var. Gerçekten çok iyi bir kadro kurdular. İlk başlarda biraz sanki benim gördüğüm uyum problemi yaşıyor gibilerdi ama... O problemi zaten iyi oyuncular olduğu zaman bir şekilde çözüyorsun. Ama tabii bu benim fikrim. Yani bana katılmayan olabilir. Şu anda gerçekten iyi bir çıkış yakaladılar. İyi de oynuyorlar. Bence bu maçta galip gelebilirler. Ama üçlü savunmayla oynamaları tabii biraz dezavantaj olsa da bunu bir şekilde yani kurtarabilirler. Çünkü tecrübeli isimler var. İhsan var, Efe var, işte Orhan, Kubilay. Hücum hattı özellikle Yunus Yiğin, Osman Türk, Emre Ulaş. Yani Emre Ulaş özellikle bu ligde 3 defa yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluk yaşamış bir 10 numara. Yani bu ligin en iyi 10 numarası kim desen ilk 3'te kesinlikle Emre dersin yani. Hiç kimse inkar etmez. Forvetleri de aynı şekilde Yunus'la Osman başarılı oyuncular. Yani o üçlü çok etkili. Altay'ın bu üçlüyü tutabilmesi lazım defansta. Biraz önceki Karagümrük hatasını yapmaması lazım. Arkaya kaçırmaması lazım. Defansın biraz daha geri çekilmesi lazım Altay'ın. Dizilişlerle ilgili Realist 0-0'ın yorumları var. 4-2-3-1 bence Sivas'ın yıldızlaşmış yetenekli oyuncularına daha iyi geliyordu. 3-5-2 ters tepebilir diye düşünüyorum demiş. Yunus, sen de izlemiştirsin Sivas Spor'u. Neler söylemek istersin? Evet, o benim de dikkatimi çekti. Normalde 4-2-3-1 oynuyorlardı. 3-5-2'ye dönmüşler şimdi bugün. Ama kaliteli oyuncularla taktik ne olursa olsun bir şekilde oynayabiliyorsun. Ama gene de tabii taktik ister istemez orta sahayı biraz fark ediyor. Daha fazla tutmuş. Tabii forveti de fazla tutmuş oluyorsunuz. Orta sahayı da fazla tutmuş oluyorsunuz. Ama defansta aksama oluyor. Arkaya top kaçırabiliyorsunuz. Yunus, maçımız da başlıyor. İyi değerlendirirse... başarılı olabilir. Altay'da çünkü çift forvet 4-1-2-1-2 dar oynuyorlar. Yani üçlü savunmayla 4-1-2-1-2 dara karşı oynamak bir tık zor. Altay bunu avantaja çevirebilir. Gol yememeye çalışması lazım Altay'ın ki kontradan yakalayabilir 3-5-2'ye karşı. Veya uzun toplarla kullanabilirler. Avantaja çevirebilirler. Ve mücadelede başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Altay Espor, Sivas Spor mücadelesinde Sivas Spor'u bildiğimiz, alıştığımız kırmızı beyaz formayla görüyoruz. Altay Spor'da siyah formayla sağda. Sivas Spor atağı Oğuz, Yunus, Emre, Yunus. Ara pası, vuruş ve gol! İşte erken gelen bir gol gene. Biraz önceki As-4 Karagümrük maçındaki gibi. İşte Şahin Ağa golünü attı. Yani bu dakikalarda gol yememeniz gerekiyor. Rakibiniz iyi. Yani defans ne yaparsanız yapın o defansı kapatacaksınız. Çünkü gol yani şimdi iyi takıma karşı gol yediğiniz zaman çevirmek de zor oluyor. Yani Altay kötü demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Altay da iyi bir takım ama baktığınız zaman Sivas Spor biraz daha fark yaratan bir takım. Şahin ilk golü attı. Takımını 1-0 öne geçirdi Altay. Espor karşısında yine Sivas Spor atağını izliyoruz. Osman, Mert, Kerem,
İhsan, Berat, Emre Ulaş, ara pas denemesi Eyüp başarılı. Çok iyi girdi Eyüp araya. Atilla, bu defa Oğuz girdi araya. Emre. Emrah Ulaş. Emrah düzeltelim. Emrah. Şimdi ben de sana hem oyuncuları tanıtıyorum gelmişken buraya. Yunus. O çok tehlikeli. Altay'ın tehlikeli atak. Kerim. Ceza sahası içine bir atak. Atilla. Ortası. Savunma girdi araya İhsan. İhsan çok tecrübeli yani. Hemen gitti adama değil göbeği kapattı. Pozisyonu yani gördü önceden. Ve golü engelledi. Berkay'la atak çabaları ama Şahin girdi araya. Oğuz. Emre. Güzel pas. Kamera açısı geldi gitti. Yiğit'e top. Touchpad'e basıyor yayını veren arkadaş herhalde. Berkay. Altay Espor ata. Ara pas denemesi. Şahin geldi. Takım arkadaşına yardımcı oldu ve takımını çıkardı. Emrah. Emrah. Sol oynadı Şahin. Kamera açıları bugün bu maçta biraz, üçüncü maçta biraz sıkıntılı. Yani yayını veren oyuncuyu uyarmak gerekiyor öncesinde yayını ondan alınacak diye. Çünkü touchpad'e basıyor kendi mevkisini görebilmek için. Baktığı zaman mecbur kamera açısı da değişmiş oluyor. Timur. Şahin. Yüksel. Şahin. Nedim girdi araya. Altay atağa. Sağ kanattan ilerliyor Kerim. Kerim hızlı olursa tehlikeli bir atak olabilir. Ceza sahası içine girme çabaları ama Efe savunmada dikkatli. Altay'da Berkay korner atışını kullanıyor. Bir organizasyonla gol bulabilirler. Kerim ortası Emrah. Emrah araya girdi. Şahin. Yüksel. Sola oynadı Şahin. Emrah. Yunus sağ kanat oynadı. Osman vurdu ve gol. Osman attı, 2 oldu. Sivasspor biraz daha rahatladı. 27 dakikada 2 gol. Sivasspor tecrübesini konuşturuyor. Konuşturdu. Yani As-4 ile Sivas'ın ben hücum attığını birbirine benzetiyorum. Hatta oynama şekilleri bile birbirine benziyor bence. Topu kaptıkları gibi hızlı ileri çıkartıyorlar. Çıkarttıkları noktadaki oyuncular da topu iyi kullanıyor. Yani iki pas yapıyorlar, iki tık tık yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz karşı karşıya kalmış. Şahin, Yunus. Olmuş. Yetişemedi topa. Altay'ın işte bu böyle bir takıma karşı önlem alıp oyuncuları iyi takip etmesi, iyi adam paylaşması ve araya adam kaçırmaması da gerekiyor aynı zamanda. Yani defansın için zor böyle rakiplere karşı yani ileri üçlüsü iyi olan takımlarda gerçekten zorlanıyorsun. Yani gol yemeyip yani gol önce golü bulmak çok önemli bu tarz takımlarda. Altay ilk golü bulabilseydi daha iyi olacaktı Altay için. Dakika 32, 2-0 olması bir bakıma iyi bir bakıma kötü. Neden? Çünkü Emrah oynadı sola. Şahin topun üstünden geçti Timur. Dakika 70'te 2-0 olacağını, 30'da 2-0 olmasını tercih ederim aslında baktığın zaman. Yunus. Arda girdi araya. Nedim. Özellikle Altay pozisyon bulmakta güçlük çekiyor. Sivasspor girdi iki pozisyonda iki golü buldu. Yani çok erken önceki maçta da bu maçta da yani gol görmek güzel oluyor tabii ama. Atilla vurdu kaleciye. Vallahi gol sandım. Ben içeride sandım. Kalecinin de müdahalesi olmamış pozisyonda. Kaleci çok iyi kapatmıştı köşeyi. Direkt dışarı çıkmış. Ben kaleciye çarptı, içeri girdi zannettim böyle. Ben kaleciden dışarı çıktığını gördüm sandım. Yiğit, Osman vurdu savunmadan döndü top. Osman'dan şık hareketler uzaklardan denedi şansını. Korner sanırım. Savunmadan top, Tacaş. Kornere çıktı, düzeltelim.
Kaleci Yiğit çift yumurta uzaklaştırdı. Nedim gelişi güzel bir vuruş. Osman kendi etrafında döndü. Sağa attı Berat. Emrah. Emrah güzel bir çalı. Savunmaya da çarptı. Top dışarı çıktı. Vuruş geldi. Az farkla dışarı çıktı. Kendi oyuncusuna çarptı. Efe'ye çarptı da çıktı yani. Doğru gördüm sanırım. Out olduğuna göre. Efe orada olmasa maç 3-0 olacak. Orada da defans yapıyor. Hücumda da. Kaleci Şahap dikkatli. Ona da faul geldi. Şahap'a da çok iş düşmedi bugünkü mücadelede. İsmini bile daha yeni telaffuz ettik. Ya işte yani Altay'ın maçtan önce de dediğim gibi yapması gereken şey aslında belliydi. Yunus vurdu. Savunmada Eyüp. Hatalar geldi orada savunmada. Altay'da. Yani defans yapıp gol yemeyip kontra ataklarla 3-5-2 uzun toplarla üçlü defansı zorlamaları gerekirdi bence. Ama pas yapıp topu Berk çıkartmaya çalıştığı için zorlandılar. Rakip de buna Sivasspor da buna izin vermedi. İleride de etkili oldular. 2 golü buldular. 3'e de yaklaştılar ama başarılı olmadı. İlk yarıda bitti 2-0. Yunus ilk yarıda nasıl bir oyun oldu? Ya ilk yarıda baktığımız zaman tabii ki şurada istatistiklerde de görüyoruz. 7 şut var Sivas'ın. 6'sı kaleyi bulmuş. %55 toplu oynaması var. Altay'ın 2 şutu var. Kaleyi tutmamış. %45 topa sahip olma var. Yani Sivasspor daha iyi oynadı. Yani Altay çok dağınıktı. Yani etkili olamadılar açıkçası. Nasıl bir maç bekliyoruz biz ikinci yarıda? Ya ikinci yarı Altay'ın bence benim söylediğim gibi artık gerçi 2-0 oldu. O şekilde olmaz da biraz daha öne çıkması lazım artık. Yani gerçi 3-0 olursa daha kötü olur. Biraz daha defansı arkada tutup hücum olarak önde basması lazım. Aslında öyle söyleyeyim. Ve erken bir gol bulup maçı çevirmeye yöneleceklerdir. Yani bu bence böyle yapması lazım. Toparlanmaları lazım. Ama Sivasspor ise zaten güzel oynuyorlar. Yani 3-0'ın da verdiği rahatlık var üzerlerinde. Ve ikinci yarıda başladı. Her iki takıma da ikinci yarıda da başarılar dileyelim. İyi olanın kazandığı bir mücadele izlemek istiyoruz. 2-0'lık Sivasspor üstünlüğü var mücadelede. Altay Spor ya, karşısında. Tabii yani şey de oluyor. Şimdi üst üste maç kaybettiğiniz zaman, bir sonraki maça çıkacağınız zaman moraliniz bozuk oluyor tabii. Yani motivasyonunuzu biraz daha kaybetmiş oluyorsunuz. Onun etkisiyle maça çıktığınız zaman, mesela ilk golü de yediğiniz zaman moraliniz çok bozuluyor. O zaman takım daha da dağılabiliyor. İşte böyle olmaması lazım. Yani birbirlerini motive etmeleri lazım ama ne kadar motive etsen bile oyuncular bazen oyundan düşebiliyorlar. Ama şimdi Sivasspor açısından baktığınız zaman adam ikinci sıralar. Yani şampiyonla oynuyorlar. Tabii motivasyon yüksek. İyi de bir takımsın. Doğal olarak daha istekli, daha rahat oynuyorsun. Yine bir atak Sivasspor'dan ama kaleci başarılı. Altay'ın artık Nedim Kaptan'ın da bir şeyler yapıp biraz daha öne çıkması lazım sanki. Yani 2-0 Altay yeniliyor. Yunus girdi ceza sahası içine. Yiğit'ten oradan çalım denemeleri, bir savunma oyuncusunun çalım yapmaması lazım orada. Yani bilerek yapmamış da olabilir belki. Yanlışlıkla yapmış da olabilir diye düşünüyorum. Mücadelede 2-0'lık üstünlüğü var. Sivasspor'un Altay E-Spor'da ataklar yapıyor ama başarılı olamadı. Osman, Emrah, Arda. Orta sahada çok rahat geliyor Sivas. Yani adam paylaşımı yok Altay'da hiç. Çok rahat geliyor rakip yani. Onu biraz daha toparlamaları lazım.
Altay'ın. En azından bir sonraki haftalarda bunu çalışmaları lazım. Ama maç bitmiş değil. Atilla vurdu. Asvak'ta dışarı çıktı top. Bunu atsaydı belki. Belki yani dakikada güzel 62, 2-1 yapsan 70'te 80'de bir gol daha atarsın. En kötü bir puanı bile kaparsın yani. Güzel olabilirdi ama ağlarla buluşamadı. Osman, Emrah, Eyüp uzaklaştırdı topu. Yani maç böyle giderse Sivasspor bir gol daha atacakmış gibi görünüyor açıkçası. Yani benim gördüğüm Altay muhtemelen şu anda ne konuşuyorlar bilmiyorum aralarında ama bayağı bir düşmüşler oyundan gibi hissediyorum. Ama bence düşmemeleri lazım. Dakikada erken yani maç döner. En azından bir puan alırsınız yani. Bir gol atarsın. Peşine bir gol daha gelir. Motivasyon. Kısa pası açmalar Sivasspor'da. Savunma girdi araya. Yani bir gol attığınız zaman motive olursunuz. İkinci gol için çabalarsınız. O yüzden pes etmeyip devam etmek lazım bu tarz durumlarda. Sivasspor'da artık üçüncü golü de bulup rakibin direncini kırmaya çalışıyor. Ama Altay atar. Mert vurdu kaleci Şahap. Şahap'a az iş düştü ama iyi kurtarış geldi Şahap'tan. Yani Nedim de güzel vurdu aslında ama kaleci işte Şahap işte yani tecrübeli bir kaleci. Onu önceden sezdi vuracağı yeri. Tek yumrukta uzaklaştı Şahap. Berkay, Kerim. Berkay'dan bir vole Şahap'ın üstüne gitti top. Altay tabii biraz daha artık yükleniyor. Pozisyon bulmaya başladı şimdi biraz daha. Hala erken yani bir gol atarlarsa Altay Espor en azından bir puanı alma şansları var. Bu dakikalarda atıp bir tane de 90 artı derken atacaklar galiba. Kerim'den şut denemeler ama Sivasspor savunması orada çok dikkatli. Atilla, Mert. Savunma girdi araya uzaklaştırdı topu. Sivasspor'da Emrah, Şahin, yeniden Emrah, Yüksel, Yunus, Şahin, Yüksel. Güzel paslaşmalar ama savunma dikkatli Altay Espor'da. Berat, Osman, Yunus. Yunus da çıkar etekler ve direkten döndü top. Gol diye havaya kalktığımız anlar fakat direkten döndü top. Şanssız bir pozisyon Sivasspor adına. Altay için de şanslı bir an. Yani işte Sivasspor dediğim gibi. Osman ceza sahası içinde. Berat. Emrah, Yunus, ara pası, offside galiba. Osman, Emrah vurdu, offside. Gol oldu ama offside. Ben hocadan önce gördüm burada offside'di. Sivas. Yani. Osman, vurdu savunmadan döndü, Yüksel, ceza sahası dışından vurabilir mi? Pas denedi, Berat. Çağlar çok dikkatli. Kerim. Emrah. Orta geldi kaleci Yiğit bu defa çok dikkatli. Aslında iyi pas attı da işte kaleci Yiğit önceden iyi sezdi. Arda. Oğuz. Emrah. Altay tamamen dağılmış durumda şu anda zaten. Yani oynuyorlar Atilla. Ama yani İşte maç bitsin de Berkay savunma hani önümüze bakalım araya. Der gibi oynuyor biraz. Ve mücadelede son düdük geldi. 2-0'lık bir sonuç ortaya çıktı. Sivasspor 2, Altay Espor 0. Bugün bol gollü 3 maç izledik.
3 maçta bol, bol gol. 9, 12 gol var. Baktığın zaman totalde... 3 maçta. 4 ortalama diye oynamış. Yani 6 maçta gol atan takımlar var. Yani 11 tane. Bugün 12 gol var. Yani az 4, 7 tane gol attı zaten. Ya ilk maç, ben açıkçası bugün dediğim gibi, başta da dediğim gibi ilk maçın daha böyle seyri güzel olacağını düşünüyordum. Aynen de öyle oldu bence. 1-1 bitti maç, belki gol fazla olmadı ama maç izletti kendisini. Yani izlerken zevk aldık. Diğer maçlarda biraz Altay ve Karagümrük Elspor kötü oynadılar. Yani yeterli seviyede oynayamadılar. Altay daha da kötüydü Karagümrük'e göre. Hele ki ikinci gol yiyince iyice dağıldılar. Bir türlü hücuma çıkamadılar. Daha çok hücum etmeleri gerekirken bir türlü topu çıkartamadılar. Ya tabii işte bunun kötü gitmeleriyle alakası var. 11 gol oldu, düzeltelim. İlk maç 1-1 bitti. 2 gol oradan. İkinci maçta 7 gol, 9. Son gol, maçta 2 gol var, 11 gol var. 11 gol. Yani Altay sonuç, yani 13. sıradasın. Yani 6 maçta 1 galibiyet almışsın. Tabii bunun psikolojisiyle çıkmak başka. 2. sırada olup 13 puanla 12. sırada yer olarak maça girmek başka. Tabii bu psikolojiler başka ama gene de takımlar kendilerini, oyuncular kendilerini, kaptanlar kendilerini motive ederek maça çıkıyorlar sonuçta. Ama tabii taktiksel bir oyun neticesinde. Aynı zamanda yetenek de isteyen bir oyun. Yetenekli olan takımlar kazandı bugün bence. Yani ilk maç... Dediğim gibi futbolist Aurora benim gözümde yani aynı gibilerdi. Kimin kazanacağını kestiremiyordum. Berabere bitti ama diğer iki maç favori olan takımlar kazandı. Olsun, üzülmesinler. Bence Karagümrük ve Altay kötü takımlar değiller. Önümüzdeki maçlarda çabalasınlar, çalışsınlar. Bence iyi yerlere geleceklerdir. Biz de kötü başlamıştık. Sonrasında iki galibiyet aldık. Şimdi morallerimiz düzgün. Bu hafta da iki galibiyet almak istiyoruz. Pro Elit, örnek verebilirim. Pro Elit Lig'deki takımlarımıza başarılar dileyelim. İnşallah bugünkü gibi bol golün olduğu bir lig geçmesini istiyoruz. Cuma günü yine canlı yayın var, buradan belirtelim. İzleyicilerimiz o canlı yayını da takip edebilirler. Takımlarımıza başarılar dileyelim. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bugün 3 maçı ekranlara taşıdık. Kameran arkadaşlarım Hüsamettin Tut, Salih Can Ongut, Esra Çakır ve Hüseyin Özdemir. Ben Mustafa Altuntaş, yorumcumuz Yunus Emre Sevinç. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizden ayrılmayın. It's all about humanity.